ve Buse çünkü iletişim ödüllerinde de ve daha önceki bazen röportajlarında da annesinin çok merak ettiğini, annesinin bir rahatsızlığı olduğunu ve onu bıraktığını söylemişti. Annesi zaten görür görmez ben iyiyim merak etme diye geldi beni o çok etkiledi bir ikincisi Asena'nın kızının ben gitmek istemiyorum demesi inanılmaz etkiledi beni bir de Murat abiye katılıyorum Ertuğ Yusuf Özgür bu üçü için şimdi anne-baba özlemi evet çok yüksek ve çok evet şiddetli yaşanıyor sorvarda da ama hani eş ve ilişki durumlarında insan çok daha fazla her gün belki konuştuğu, çok daha aktif olarak güncel çok daha fazla şey paylaştığı bir insanı adada yokluğunu daha fazla hissedebiliyor. O yüzden de Furkan'cığım sen... <laughs> <laughs> Ya Murat abi Furkan dede bu akşam masaya oturmuş. Tabii tabii. Demiş ki, <laughs> demiş ki oturmuş. Konularını belirlemiş başlıklarını. Hayır hiçbir, Hayır, hiçbir <laughs> şey Or, yemin ediyorum. Yok ya lord olsa ona diyecekti ki ne zaman bana söz gelir. Hayır bir şey söyleyeceğim <laughs> ben yemin <laughs> ediyorum hiçbir şey plan. Benim ne zaman bir şey planladığımı bilmiyorum. Gerçekten ama yani spontane ama Sen <laughs> yerinde. Ee, yani o dediğim gibi bu üçlünün ekstra özlediğini ve o e, hissiyatı yaşadığını düşünüyorum. Onlardan çok etkilendim ve son olarak tabii ki de Gürşat'ın Hani belki orada Kürşat'ın özlemine ek olarak herkesin e, daha hani birinci tabii ki onun abisi de geldi ama anne babalar, baba gerçi gördük mü baba, babası gelen? Görmedik herhalde hiç. Yok. Yok hayır. Ya Otobüsün içi hani kadınlar yoklu, matinesi gibiydi. Yokluk hatırlamış olabilir <laughs> yani. Minibüsün <laughs> <laughs> yani. içini versene Caner minibüsün içi şey gibi. Kürşat'ın abisi geldi galiba. Hep, evet hep aynen bayad, öyle. Hep kadın geldi. Aynen yani öyle. Yani yine bir belki hani bir tık eksiklik bir ekstra bir özlem istekçi olabilir Kürşat'tan da Etkilendiğimi söyleyebilirim ama ben dediğim gibi ayrım yapmıyorum. Hepsinin çok içten bir şekilde çok mutlu olduklarına inanıyorum. Ve yani kaybeden takım için ben her gün izlerken bugün de yarın da böyle olacak büyük ihtimalle. Ah kaybedenler ne yapacak diye aklımdan çıkaramıyorum açıkçası. Şu tam minibüsün içine versene Caner baksana. içeride hiç erkek yok Murat abi. Bir Kürşat'ın abisi var. Kürşat'ın abisi var. Tamam. Evet bir görün minibüsün içine. Tam verildiği böyle hani Acun abi konuşurken. Acun abi konuşurken e, aile bireylerinin tepkileri vardı. Geliyor şimdi onlarda. E, bir de açıkçası e, sevgili Ertuğ ve Özgür'ün eşlerinden de ben yine. Evet bak. Bak abi şöyle bak. Evet. Burada. Nerede şeyin abisi? Şey, en, ki, arkada. en arkada. Bak en arkada. En arkada. En Zaten ar içerisi şey gibi baksana. Evet. <laughs> e, şey şimdi Aziz'in. Kardeşi de ne kadar benziyor. Ne kadar Saçları. benziyor. Aynılar bakalım, ya. Bakalım. Saçlar filan aynı renk. Bire bir aynılar yani. Bir erkek bir. Aziz'in ikiz falan değil herhalde yo, değil mi? Ablası. ablası. Ya ab ablası galiba. Sanki Aziz'den büyük mü bilmiyorum ama. Evet Kardeşim. geliyor şimdi. Aziz'in evet. Bak saçlar filan ne kadar saç rengi. Ya yüzü de çok benziyor. İkisi de şey. Turuncu. Evet. Portakal. İkisi de. E benzeyecekler abi. Kardeşler sonuç itibariyle. Hakikaten şey yüz, yüz atları da çok benziyor. Yok bayağı baya benzer. E, olmaz kardeş. Mesela evet, o kadar birbirine benzemeyen kardeş kardeşler oldu. de var. Ben yine aynı şekilde hemen bir Ertuğya kısaca bir dönelim. Ertuğ'un da e, ne kadar mutlu bir ailesi olduğunu, evet. eşinin ne kadar güler yüzlü, <laughs> kibar hanımefendi bir insan olduğunu e, bakar mısınız? Çok e, Tatlarını. Gerçekten mesela bu çiftin buluşması da bana bir film sahnesini Bravo. hatırlattı böyle. Çünkü neden hani ikisi de Ertu özellikle orta yaşlı. Ertu Ertu orta yaşlı değil ne yaptın Furkan bizi de öldürdün. Nasıl yani? Ertu orta yaşlı mı dedin? Ertu Ertu kaç yaşında? 5 ya da 34. 34 mü? Şey. A ben ben 40'a yakın diyorum yanlış mı? <laughs> yok yok değil. Abi, Hemen bakalım bakıyoruz. da. Bak bakalım. 35. 35 tamam. Bu Ertu'da yalnız bir şey <laughs> var bak ben sana söyleyeyim. Orta yaşlı yani. biz olduk abi. Bu Ertu'da böyle bir bu Ertu'da böyle bir şey hava var. Şimdi bu genç oyuncu yok. oyuncu. Hayır oyuncu değil. Böyle bir e, ee... Nasıl söyleyeyim? Yani böyle cool ve bir asil bir hava var. Var var. Mesela Murat abi şu fikrine var, katılıyor var. musun? Ertuğ belki duygularını Yusuf kadar belli edemiyordur. Ertuğ zaten hep öyle. Yani ya genelde orada sana? da Tabii. duygularını evet. çok belli edemiyor ama burada da büyük bir aşk var. Var abi işte onu söylüyorum yani. Bir evet. Burada da hani sadece burada büyük bir aşk var. Aşk ö, var yani ö, burada şey... birbirini... Evet, seven, idare eden, Tabii. anlayan ikili görüyorum ben burada. Güzel bir ikili görüyorum. Aşklar ekstra masasından tam puan aldı diyebilir miyiz bu? Evet gerçekten. Evet. Tebrikler ve e... şeyde de evet. bir büyük aşk var. Özgür. 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 İşte onu söyleyeceğim. Evet. Hemen Özgür'e dönelim. Özgür'e dönelim. Özgür'ün yaşına rağmen nasıl bu kadar dinamik ve genç gözüktüğünü, evet. aslında eşine bakınca Tabii. anlayabiliriz. Tabii. Doğru mudur efendim? İşte bakar mısınız? Şey, yani gerçekten. Bakalım fıkır fıkır Survivor için yaratılmış bir evet. çift gerçekten. Hani sadece bu ikili mutlaka çıkıyordur dağlara, tepelere, evet. çadır filan kuruyordur, ateş yakıyordur. Böyle hani oralarda mücadele ediyorlardı. Anladığım yani. kadarıyla Özgür'ü çok motive eden bir hanım. Yani Özgür'ü böyle motive eden ve Özgür'e hep böyle hayatta böyle iyi şeyler gösteren filan. Yani böyle haydi maydi diyen böyle onu gazlayabilecek bir. ...arkasında durabilecek bir hanımefendi. He, boşuna dememişler. Her başarılı erkeğin... Evet. ...yanında bir kadın vardır. Vardır. Falan. Vardır. Özellikle başka... ...dikkatinizi çeken kimse var mı? Yani dediğim gibi hepsi valla çok tek tek duygulandım... ...izlerken. Beni biliyorsunuz zaten. gözyaşlarımı ...çok engel olamıyorum böyle sahnelerde. Evet. Bu <laughs> <laughs> senin annesi mesela. Uğur senin annesi de mesela çok onun hoşuma gitti. Kocaman o, Onun da olsun. şu şey hoşuma gitti. Şey Biraz dedi. Biraz eleştirdim ama... ...hakkınızı helal edin. Takıma şey dedi... Bu senin annesi de. Kazanacaksınız... Kazanacak burada. kazanacaksınız. Yani... Motive et, etti böyle bir hırslı bir hanfendi ve hoşuma gitti benim. Şöyle bir şey oluyor, biz aslında bizim için de aynı şey geçerli mi? Mesela biz yarışmacıları burada eleştiriyoruz falan ya. Sonra bu görüntüleri görünce benim aklımda hep sıfırlanıyor bir anda. E zaten öyle dün yani hani şu anda mesela herkese kalp 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 atasım geliyor. E zaten yarışmacılar da öyle hepsi birbirine şu anda kalp atmaya başladılar. Ben eminim en aileler de mesela var. kendi evlatlarının ya da işte eşlerinin en çok kavga ettiği ismi gördüklerinde bile orada böyle bir kalpleri ısınıyor yani onun şüphem bile yok. Mesela orada anneler giderlerken hani aslında kendi kızlarına oğullarına kazanın diyorlar ama diğer takım için de eminim hani keşke bir sürpriz olsa da herkes annesini babasını görse noktasına geliyorlardır. Yani orada bir rekabet sıfırlanıyor o özlem duygusuyla ve unutuluyor yaşananlar. Dediğin doğru. Efendim, bugün takımlar karıştı. <laughs> Şimdi takımlar karıştı bu mücadelede. Yeni takımlarla yapıldı. Aslında bizim dün tahmin ettiğimiz gibi bir takımın kaptanı Nefise oldu, bir takımın kaptanı Yusuf oldu. Survivor'da başladığı günden bugüne kadar en çok başarı gösteren iki yarışmacı Nefise ve Yusuf. Tabii ki ikisi de aldım verdim sistemiyle oyuncu seçmeye başladılar ve takımlarını kurdular. Şimdi biz bu takımlar biliyorsunuz haftalık değişecek. Bundan sonra bu hafta boyunca gösterilen performansa göre yeni takım kaptanları belli olacak. Ve onlar kendi takımlarını kuracaklar. Bu haftaki takımlar nasıl oldu? Kim kime üstünlük sağladı? Bugünkü oyunu değerlendireceğiz. Yarın acaba neler olabilir? Bunların hepsini konuşacağız ama programımız uzun olacak efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.